TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Hemze'nin geçitte yük trenin altında kalan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Battalgazi ilçesi Ağlayazı mahallesinde yaşanan kazada iddiaya göre babasına ait otomobilin anahtarını izinsiz alarak kardeşleriyle dedesinin evine gitmek isteyen 17 yaşındaki MAA'nın kullandığı otomobil kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken yük treninin altında kaldı. Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen lise öğrencisi MAA ile kardeşleri 7 yaşındaki Sena Nur ve 12 yaşındaki Atakan A hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan sürücü MAA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kardeşi Atakan A'nın ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Anayasa değişikliği ve referandum hazırlıklarına hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar halk için hayırlı olan ne varsa ona hayır dedi. Bu sefer de farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz dedi. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandum çalışmalarını değerlendirerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Kahtalı, Malatya'nın 13 ilçesinin tamamını ne kadar mahallemiz varsa, ilçemiz varsa hepsini ziyaret edip, referandumla ilgili ülkemizin önüne gelen yeni anayasanın ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini anlattık. 60 gün içerisinde biz propagandamızı yapacağız, bununla ilgili sözün sahibi olan millete gideceğiz dedi. Şimdi bundan sonraki süreç tabii ki Cumhurbaşkanımızda ve 15 günlük bir süreç içerisinde de bunu inşallah imzalayacak ve referandum tarihi de netleşmiş olacak. Bu tarihten itibaren de bizler teşkilatlar olarak zaten öncesinde de başlamıştık ve Malatya'nın 13 ilçesinin tamamında ne kadar mahallemiz varsa, köyümüz varsa hepsini ziyaret ederek referandumla ilgili bu ülkemizin önüne gelmiş olan bu yeni anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. 367 de almış olsaydık, referanduma gitmeye gerek dahi kalmamış olsaydı biz yine gideceğimizi söylemiştik. O yüzden vatanın gerçek sahibi olan millete gideceğiz ve bu hazırlamış olduğumuz 18 maddelik anayasa değişikliğini onaylayıp onaylamadığını yine hakkın sahibi olan bu milletin kendisine sormuş olacağız. CHP'nin anayasa referandumundaki tavrını da eleştiren Başkan Kahtalı, bu süreçte CHP'nin tavrı ortadaydı. Akıl almaz anlamsız direnişler gösterdiler. Bu halkın kendi kararı, bununla ilgili CHP bugüne kadar halka rağmen siyasetini sürdürdü. Bundan sonra da sürdüreceğinden şüphemiz yok. Halk için hayırlı olan ne varsa ona hayır dediler. Bu sefer de farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz ifadelerini kullandı. Öncelikle tabii bu süreçte zaten CHP'nin tavrı ortadaydı. Akıl almaz, anlamsız direnişler gösterdiler. Zaten kendi genel başkanları referandum sürecinden önceki bu anayasa değişikliği konuşulacağı, meclisteki konuşulacağı zaman ve tarihle ilgili bu tarihten itibaren nasıl davranacağımızı görecekler dediler. Ve gördük gerçekten ısırmaya kadar, işte habersiz gidip insanlara yumruk atmaya kadar her türlü akıl almaz, işte kabine girip çıkmama gibi böyle anlamsız şeyler yaptılar. Halk için hayırlı olan ne varsa onlar hayır dedi. Bu sefer de farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz ama MHP'nin özellikle de Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşu gerçekten devlet duruşuydu. Ve ülkemiz için bir çıkmaza girme tehlikesi ortaya çıkmasın diye bu sürece büyük bir destek verdi. Gerçekten hem toplantılarda, o anayasa maddelerinin oylandığı o toplantılarda bir an dahi olsun meclisi terk etme işi ve bundan sonrasında da yine o günkü tavrımız neyse referandumda da oy kullanacağımız zaman da tavrımız aynı olacak dedi. Bundan dolayı da Sayın Devlet Bahçeli'ye ve MHP camiasına teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Teşkilatı referandum çalışmalarına bugün itibariyle başladı. Parti yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tek adamlı sisteme hayır diyeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya yönetimi referandum çalışmalarına başladı. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda yönetim ve çok sayıda partili ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, önce iktidarın Suriye politikasını değerlendirdi.
Ağbaba eli kanlı terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de var olmasının tek sebebi AKP'dir. AKP yanlış politika yapmasaydı bugün IŞİD diye bir şey olmazdı dedi. Burada bugün bu terör olayları yaşıyorsa, bugün Türkiye'de IŞİD denen cani bir örgüt varsa, PKK'sı takı varsa, hele hele FETÖ'sü varsa bunların doğmasını, yeşermesine neden olan, bunların büyümesinin nedenlerini iyi incelemeliyiz. Ve kimler tarafından beslenip büyütüldüğünü, Türkiye niye bu hale geldiğini biz anlamalıyız. O dönem geçmişte Esad'la kol kola girenler, birlikte denize el ele atlayanlar Esad'ı Esed yaptılar. Suriye politikasına karışmaya başladılar. Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünü geçmişte üstlenmiş olduğu rolü değiştirdiler. Darbecilerin önünü de AKP açtı diyen Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı zanlısı Akın Öztürk'ün göreve getirilişini anlattı. Biz dedik o kampanyada, dedik eğer 12 Eylül 2010 referandumu geçerse Türkiye'de yargı bir grubun eline geçer, o grupta darbe yapar dedik. Bunlar ne zaman söyledik? 2010 Eylül'de söyledik, 2010 Temmuz'da söyledik, 2010 Ağustos'ta söyledik, Eylül'de söyledik arkadaşlar. Ne oldu? 6 yıl sonra bir darbe oldu değil mi? Göz göre göre geldi değerli arkadaşlar. Göz göre göre geldi. O gün dedik ki sen yargıyı bir grubun eline teslim edersen HSK yapısı değiştirerek o değişen yargı Türkiye'de her şeyi yapar dedik. Bir cemaatin eline geçer dedik. Özel yetkili mahkemelerdeki hakimleri, savcıları kendi adamlarına atadılar. Hava kuvvetleri olması, hava kuvvetleri komutan olması beklenen Orgeneral Bilgin Balanlı balyozcu diye, darbeci diye cezaevine atıldı. Yerine kim geldi biliyor musunuz? Orgeneral Akın Öztürk geldi. Bakın, değerli arkadaşlar, darbecilerin önünü böyle açıldı. 2012-2013'de general olan, paşa olanların yüzüne yakını darbeci çıktı. FETÖ'cülerin Malatya'daki siyaset abisi ve ablasının kim olduğunu soran Ağbaba, mecliste anayasa değişikliği oylamasında açık oy kullananların hepsi FETÖ'cü dedi. Soruyoruz, diyoruz ki memurda var, işçide var, mühendisde var, sağlıkta var, öğretmende var, hakimde var, savcıda var. Olmayan neresi? Siyaset. Mümkün mü? Ya onlar atayan o. Valide atayan o siyaset. Sağlık müdürü atayan o. Buradan soruyorum tekrar. Örneğin Malatya'da soruyorum. Bu FETÖ'cülerin siyasetteki abisi kim? Anlası kim? Merak soruyor. Malatya kim soruyor? Hani var ya abiler ablalar. Buradaki siyasetteki abiler ablalar kim? Bunları merak ediyorum. Soruyorum arkadaşlar. Türkiye'deki milletvekilleri abiler ablaları kim? Merak ediyorum. Bakın Türkiye'de her yere giriyor siyasete girmiyor. Hadi ola. Siyasete girmiyor. O referandum oynaması AKP'liler kimlerin yanına komiser koydular, kim 3 kişi girdi, o kullananlar FETÖ'cü, bunu bilin, o açık oy kullanan FETÖ'cü, gizli gizli oy gösterenler FETÖ'cü, bir yani bunu bilin, çok bağıranların tamamı FETÖ'cü olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ağbaba halkın %70'inin anayasa değişikliğini bilmediğini belirterek, bu değişiklikle meclisin tüm yetkileri elinden alınıyor, bakanların denetleme görevi yok ediliyor, buna rağmen 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor. Bu hangi akla mantığa hizmet ediyor soruyorum. Yetkisi olmayan meclisin vekil sayısı neden artırılır dedi. Bu yasayla, bu değişiklikle meclisin tamamen yetkileri elinden alınıyor. Meclis artık içine bakan veremeyecek. Meclis artık bakanları olmayacak. Meclisin artık bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor. Bir meclisin bütçe yapma yetkisi elinden alınıyorsa bilin ki o meclisten çıkar. Bakanlara gel soru, yani bakanları denetleme görevi de elinden alınıyor meclisin. Meclisin yetkileri, değerli arkadaşlar, meclisin yetkileri tamamen yok ediliyor. Meclisin kolu kanatı kırılıyor. Meclisin yetkilerini eline alıyorsun. 5 lira olan milletvekili 600 yapıyorsun. Şimdi ya 5 lira ne yapıyor ki? Bir kısmı parmak indirip parmak bindirip kaldırıyor. Böyle deyince anayasa konusunda böyle deyince AKP milletvekili böyle kalkıp böyle indiriyorlar. Başka organları şey yapabilir arkadaşlar. AKP milletvekilinin tek işe yarayan organları parmaklar.
Ahbabı Malatya'yı dernek yönetiyor, Türkiye'de sağlığı, menzil aşireti yönetiyor. Daha neler var? Tarikat olabilir ancak tarikatın siyasette ne işi var diyerek sözlerini noktaladı ve toplantı basına kapalı olarak devam etti. Fethullah'ı temizliyorum diyor, başka cemaatleri sokuyor. Malatya Büyükşehir'i filan cemaat idare ediyor. Bakın Malatya Büyükşehir diyorum. Malatya Büyükşehir'i bir filan cemaat idare ediyor diyorlar. Bilmem ne derneği idare ediyor diyorlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nı menzil idare ediyorlar. Bilmem nereye İsmail Ağa idare ediyor diyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın tarikatlar olabilir bir şey değil mi? Ama devlet işte tarikatın ne işi var? Sizlere sunuyorum. Malatya'nın Arap Gir ve Darende ilçelerinde kurulması planlanan Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi ile 1000 kişiye istihdam sağlanacak. Arap Gir ve Darende ilçelerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesi'nde yol haritası masaya yatırıldı. Vali Mustafa Toprak Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Malatya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürü Fatih Sağlam'la konunun uzmanları katıldı. Her iki ilçede kurulması planlanan bölge için Malatya'da yerli yatırımcı olarak 20 firmanın başvurusunun alındığı belirtilerek yatırımın amortisman süresinin ise 4 yıl 3 ay olduğu belirtildi. Toplantıda Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesi'nin kurulması ile Malatya ve Türkiye'ye sağlayacağı avantajlar da anlatıldı. Kurulacak Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili bürokratik işlemlerin tamamlandığı ve altyapı sorunlarının da giderildiği ifade edildi. Yenilenebilir enerji sektörünün doğrudan oluşturduğu istihdamın küresel olarak 3,5 milyonu bulduğu katılımcılara anlatılırken, Malatya'da da bahse konu projenin hayata geçirilmesiyle toplamda 1000 kişiye istihdam sağlanabileceği dile getirildi. Malatya'nın güneş enerjisinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahip olduğu belirtilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin ilgili bakanlıkça olumlu karşılanması durumunda ülkenin 4. Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi olacağı da açıklandı. Sunum sonrası konuşan Vali Toprak, Malatya'da Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi'nin kurulumunun çok önemli olduğunu ifade ederek, proje ile enerji ithalatının azaltılmasının yanı sıra ekonomik değer artışı ve istihdama da katkı sağlanacağını ifade ederek projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Temmuz gazisi Enes Gün yaralandıktan sonra 26 gün boyunca büyük acılar yaşadığını belirterek Allah herkese o anki yaşadığım tadı nasip etsin. Çünkü çok güzel bir şey. Ben vatan uğruna yaralandım ve kanımı döktüm dedi. FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Enes Gün, kendisini hastanede ziyaret eden ve ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti. Cahil miydim ya da art niyetli insanlar var. 15 Temmuz darbe girişimini engelleme sırasında yaşadıklarını anlatırken duygulanan Gün, Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra darbe olacağını anladım ve aniden sokağa fırladım. Valilik binası önünde bekledim, sonra sabah namazını kıldım, camide çok güzel dualar ediliyordu dedi. Birkaç araba gidiyor, ben taksinin önüne atladım, dedim nereye bayanlar var hep, dedim çarşıya çarşıya. Çarşıya gittik, yani valiliğin önünde bekledik, sonra sabah namazını güzel dualar da bize ediyordu. Ben şey yaptım, lavabonun önünde affedersiniz, yani orada namaz kıldım. Cumhurbaşkanımız şeye bağlandı, canlı yayına. Bağlandıktan sonra biz şeye gittik. Tam gerazı, cahil miydim ya da art niyetli insanlar var. Yani sanmıyor ki şey, meraktan şeyden gitmiş. Bir polisi geçmeye çalıştım, hani dedim gidip sandım içeride çatışma oluyor. Yani elimizde de bir şey yok, polisi geçmeye çalıştım. Zaten geçseydim, yani şu an hayatta değilim. Şimdi dedik hani... Bu etemdeki arkadaşlar tanış arkadaşlar mıydı yoksa? Neredeki? 20 kişi falan olduk diyorsun ya. Ha, onlar şey, yok mesela 3-5 kişi oradaydı. Bir abim, kardeşim, babam. Babam geriden geliyor. Babam bilmiyor yani az geriden geliyor. Biz o servise bindik, babam arkadan geliyor. Teyzemin oğlu, dayımın oğlu öyle. Gittik orada, yani polisi geçemedikten sonra oraya oturdum. Silah sesi geldi diye ben... Yani gözümün önünde şu an içeride polisi almışlar, onları ateş ediyorlar. İkide bir böyle bir 20 saniyede bir ateş sesi geliyor.
İkinci Ordu Komutanlığı'nın önünde yaşanılanları ise bir an silah sesi duydum, içeriye polisi almışlar, ateş ettiklerini duydum. Daha sonra orada bulunan kamyonun üstüne çıktım. Ben hayatımda hiç mermi yemedim. Zannediyorum havaya atıyor. Adam namluyu bana çevirmiş oysa ki sözleriyle anlattı. Otobüsün kamyonun üstüne çıktım. Ben de gittim. Tabii millet bey görmek için çıktı ama ben zaten önceden gördüm o arada. O demirlerin altında. Kamyonun üstüne çıktım, ben protestoydum. Ya adam ateş ediyor. Ben sanıyorum yani hiç mermi bana atılmamış, hiç öyle bir şeye denk gelmemişim. Diyorum havaya atıyor da adam bana namlu çevirmiş, ben namlunu, silahın o deliğini bile görüyorum. İki kişiydi, uzanmışlar, zaten görüntüler de televizyona verildi. Adam ateş ediyor, bu abim vardı yani, o da sözleşmelerdi, o da Şemdinli'den geldi yani. Bıraktı geldi. Onunla beraber kamyon üstündeyiz. İlk ateşten sonra herkes yattı. Polis, vatandaş falan inmeye başladı. Ben abim kaldık. Yani ben buradayım, abim kamyonun diğer kasasında. O böyle açmış, diyor vur. Yani adam ateş etti, diyor vur. Yani kaç el ateş etti, vuramadı. Halbuki gerçi bir çocuk olsa vurabilirdi. Yani kısmetinde öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir acı da görmedim. Çünkü ben hatta fotoğraflar var, dün de aldım. Gözümü açtım, ben Azrail'i arıyorum. Yani diyorlardı ölecek kişi Azrail'i görür. Ben gözümü açtım, tüm fotoğraflarda öyle var zaten. Öyle yani nasip olmadı ama orada sadece kelime-i şehadet getirme nasip oldu. Çünkü tüm enerjim sıfır oldu yani konuşma fırsatı olmadı. Enes Gün'ün ziyaretinden dolayı bir hayli mutlu olduğunu dile getiren Başkan Polat, kardeşimiz Cumhurbaşkanımızın televizyondan yaptığı "Milletimizi bu darbecilere karşı sokaklara ve meydanlara çağırıyorum" davetinden sonra ne, niçin, kimin için demeden annesiyle babasıyla kardeşleriyle birlikte doğruca meydanlara inen kahramanlarımızdandır diyerek Gazi Gün'e teşekkür etti. 15 Temmuz'un gazilerinden Enes kardeşim ziyaretimize geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Enes kardeşim az önce de kendisi de ifade etti. Bu milletin, bu aziz milletin, Necip milletin yiğit evlatlarından birisi. Bugün bu olayı televizyonda duyar duymaz Sayın Cumhurbaşkanımızın da milletimizi caddelere, sokaklara, meydanlara bekliyorum talimatı, daveti üzerine ne nedenin için demeden annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle birlikte doğruca meydana iniyorlar. Bu millet bu tür aziz evlatları olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimse bu milleti esir edemeyecek, esaret altında alamayacak. Terör örgütlerinin adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunduğuna dikkat çeken Polat, kızılı, yeşili, renksizi hepsi bir araya gelerek bizleri parçalamak ve bölmek adına milli birliğimize kastediyorlar. Hepsinin asıl amacı ve gayesi ortaktır. Allah da onları zaten bu dünyada rezil rüsva etti. Bu terör örgütüne yardım ve yataklık edenlerin öbür dünyada da aynı cezayı görmeleri için Allah'a dua ediyoruz diyerek sözlerini noktaladı. Bugün ülkemizde terör nöbeti tutuluyor. Terör vardiyalı bir şekilde nöbetlerini tutuyor. Kızılı, yeşili, renksizi hepsi bir araya gelmiş. Bu ülkenin milli birlik ve beraberliğine kastetme mücadelesi veriyorlar. Kızılın rengi belli, yeşilin de güya rengi belli. Bunların hepsi formalite. Bir de renksiz olanlar var ki FETÖ terör örgütü renksizdir. Her girdiği kaba göre rengini alır. Her bulunduğu ortama göre şekillenir. Kutsalı yoktur. Allah zaten bu dünyada onları rezil ve rüsva etti. İnşallah aynı rezil ve rüsvayını ahirette de çekecekler. Basın mensupları bu kez Kızılay Kanbaş kampanyasına destek vermek için bir araya geldiler. Basın ilan kurumunun düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Basın İlan Kurumu Malatya Şube Başkanı Nihat Abacı, Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla basın mensuplarına çağrıda bulunarak herkesi kan bağışına davet etmişti. Malatya'daki televizyon, gazete ve radyo çalışanları Kızılay Kan Merkezi'nde buluşarak kampanyaya destek verdiler.
Çok sayıda basın mensubunun bulunduğu kan bağışı kampanyasında konuşan Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, kampanyaya ilimizde ise başta Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuna Sayın Valimiz ve diğer protokol üyeleri de destek verdi. Biz de basın mensupları olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde kampanyaya katılma kararı aldık ve arkadaşlar beni yalnız bırakmayarak destek oldular diyerek katılımcılara teşekkür etti. Kızılay Genel Başkanı Hemşerimiz Sayın Kerem Kınık açıklama yaparak kış ayında olunması nedeniyle kan bağışının azaldığını ifade ettiler. Kan stoklarının azalması sebebiyle sosyal sorumluluk kapsamında Basın İlan Kurumu'nun organizasyonuyla basın mensubu arkadaşlar bugün kan veriyoruz. Türkiye genelinde ilk örnek hareketi Türkiye Büyük Millet Meclisi gösterdi. İlimizde ise Büyükşehir Belediyesi kampanyaya katılarak örnek bir hareket gösterdi. Biz de basın mensubu olarak bu kampanyaya destek vererek bugün basın mensubu arkadaşlar kan bağışında bulunuyorlar. Amacımız sosyal sorumluluk çerçevesinde ihtiyacı olanlar için kan bağışı yapmaktır. Haydar Karaduman Başkanımızın bir sözü var, her zaman ifade ediyorum. Sorumluluklarımız sorunlarımızdan önce gelir. Bu düsturla basın mensubu olarak örnek hareket göstermek istedik. Bugün misafirlerimiz Basın İlan Kurumu'nun düzenlemiş olduğu kan bağış organizasyonunda Malatyalı basın mensupları. Her zaman bunu haber yaparken, yani organizasyonuna kendileri haber yaparlardı. Bugün kendileri kan vererek bize destek oldular. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Gelip kan verenlere. Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç da basın mensuplarına teşekkür ederek hem kan vererek hem de bu projeyi haber yaparak destek oluyorsunuz. Sağduyunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum dedi. Türk Kızılay Mızın başlatmış olduğu ilimizde de daha önce az önce de Nihat Bey'in belirttiği gibi Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir kampanyadan sonra bugün aslında bana göre bir farkındalık oluşturuluyor. Çünkü bugüne kadar Kızılay'la birlikte yapılan kan bağış kampanyalarında basın mensupları hep bunu haber yapmak için geliyorlardı. Bugün ise bir farkındalık oluşturularak basın mensupları haberin kendisi oldular aslında. Ben Nihat Bey'in bu işe önderlik etmesinden dolayı kendisini kutluyorum. Basın İlan Kurumu Şube Müdürü olarak. Bu kampanyaya destek veren, kan veren basın mensubu arkadaşlarımızı da kutluyorum. Yine sizlerin de haber olarak değerlendirmelerinize teşekkür ediyorum. Sabah saatlerinde başlayan ve yoğun katılımın olduğu kan bağışı 17.30'a kadar devam etti. Basın İlan Kurumu Müdürlüğümüz öncülük yaptı. Basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte bugün kan veriyoruz. Hakikaten de kan Türkiye'de ihtiyaç olan bir durum. Özellikle kış aylarında kan bağış oranı oldukça düşüyor. Hastaların ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları da dikkate alarak bugün kan vermemiz gerektiğini düşündük. Ya tabii kan bağışı yapmak önemli. Özellikle stokların düştüğü bu kış günlerinde birçok kurum, kuruluş kampanyalar düzenliyor. Bugün de Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi'nin düzenlediği bu kampanyaya katıldık. Her zaman biz basın mensupları olarak bu kampanyalara haber yapardık. Bugün biz haber olmuş oluyoruz. Özellikle bir kan bağışıyla 3 kişiye fayda sağladığımızı da düşünürsek kan bağışı vermek önemli. Domates fiyatlarında bir hafta içerisinde %100 artış göstermesi en çok salatayı etkiledi. Lokantalardaki salatalar artık domatessiz yapılıyor. Domatesin geçen hafta kilosu 3 liradan satılırken bir anda 6 lira oldu. Bu durumdan en çok lokantacı esnafı etkilendi. Birçok esnaf fiyatların yükselmesi karşısında kendi önlemini alarak yiyeceklerin yanında verdikleri salatalardan domatesi çıkardı. Domates lokantacı esnafın olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her yemeğimizde domates kullanıyoruz. Lakin son bir haftadır domates fiyatları uçtu gitti. Bu kadar fiyat artışı niye olur, nasıl olur anlamış değiliz. Tabii yemek yaparken ve salata hazırlarken sıkça kullandığımız domatesin biz esnafa bir maliyeti var. Biz de haklı olarak bu maliyeti biraz dengeleyebilme adına salatadan domatesi çıkarmak zorunda kaldık diyen lokantacı esnafı inşallah domates olması gereken fiyatı bulur da biz de salatanın baş aktörü domatesi ait olduğu yere koyarız tekrar dedi.
Lokantaya gelen müşterilerin salatanın içerisinde domatesi göremeyince şaşırdığını da belirten esnaf, "Tabii müşterilerimiz hazırladığımız salatada domatesi görmeye ve yemeye alışkın. Bu uygulamanın ardından dükkanımıza gelen birçok müşterimiz salatanın içerisinde neden domates yok diye soruyor. Biz de kendilerine durumu izah ettik. Tamamen yeşillikten oluşan salatanın daha sağlıklı olduğunu söylüyoruz ama kimse domatesden yapılan salatadan aldığı tadı alamadığını söylüyor" diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu emlak sektöründe merak edilen rakamları açıkladı. Malatya'da 2016 yılında 12.398 adet konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü'nün konut satış istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da 2016 yılında 12.398 konut satıldı. Yapılan açıklamaya göre Malatya'da konut satışları 2015 yılına göre %3,07 arttı. Malatya'da 2016 yılında en fazla konut satışının 1318 konutla Aralık ayında gerçekleştiği belirtilen açıklamada Malatya'da 2016 yılında satılan konutların 5676 adedinin ilk satış, 6722 adedinin ise ikinci el satış olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Malatya'da 2016 yılında satılan 12.398 konutun 3834'ünün ipotekli olarak satıldığı ifade edildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.